Gördük, hatta örnekler de aldık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz, tohumculuk başlı başına çok ayrı bir konu. Ne yazık ki bu ürünün Türkiye'de bir araştırması yapılmamış. Tohum tescil sertifikasyon kuruluşumuz yok, orada tanımı yok. Orada da tanımı olmayan birçok ürünün üretilmesi, çelikle çoğaltılması veya tohumla çoğaltılması tohumculuk kanunu kapsamında yasak. Aynı yerel çeşitlerde olduğu gibi. Biz bunu bakanlığa bildirdik. Bize bakanlık şunu söylüyor, yani ildeki üniversiteler, STK kuruluşları bunun tescillendirmesi gerekiyor. Tescillendirmediği sürece hani bu ürünü bize, ben kanunu size söylüyorum, üretilmesi, yani üretilmesi de çoğaltabilir, kendiniz için kullanabilirsiniz, meyvesini satabilirsiniz. Ama fidancı gibi, hani fidan olarak satmanız yasak. Tohumculuk kanununa göre. Ama inşallah bir üniversite bu konuyla alakalı araştırma yaparsa, kolay da değil. Satsuma mandalinasıyla alakalı 5 sene önce proje başlatıldı. Henüz daha tam son aşamaya gelindi ama hani bunun ücretleri çok yüksek olduğu için zaten normal bir üretici bunun tescillendirmesini yapamaz. Ücretleri çok yüksek. Ama bilgimiz var, devam ediyoruz. Yani bu konuda bakanlığı sıkıştırıyoruz. Kiviyle alakalı, yaprak gübresiyle alakalı benim bildiğim, eğer gözümden hani kaçmış olabilir mi? Herhangi bir engel yok. Yaprak gübresiyle alakalı bir şey yok ama kullandıkları gübrenin adını bize eğer ulaştırabilirseniz, İrfan Bey'i tanıyorsunuz, daha önce de görüştünüz. Hani bu anlamda arkadaşlarla bir araştırıp acaba o gübreyle alakalı bir sıkıntı var mı yok mu? Hani o anlamda bir araştırabiliriz. Çünkü piyasada sertifikası olmayan birçok gübre çeşidi var. Özellikle son dönemde Rikaniye, Çali diye yaprak gübresi çok satılmaya başlandı. Belki hani tescil edilmemiş, ürün barkodu, ürün tescili, lisan tescili alınmamış gübre olabilir. Öyleyse tehlikeli. Ama tescili, lisan olan hiçbir gübre bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor. Tersimleydi, tescilleri de yapabilirsin. Denizdeki halk tescilleri de kapsam altındadır. Yapılabilir. Yani yapılıyor. Yalnız işte oradaki senin risk durumunu ekspertiz gelip tespit ediyor yani. Çok heyelana karşı çok riskliyse belki o pozisyonu şey olur ama normalde yani denizdeki arka kafeslerinden tutun karadaki şeylere kadar onlar da yapılıyor yani.